Geçiyoruz katliam yasasının onaylanmasının ardından yaşananlara. Demiştik kötülüklerin ve kötülerin önü açılacak. Yapmayın, etmeyin. Milyonlarca can dostunuza kıymayın. Onları öldürmeyin demiştik. Mücadele ettik, sesimizi çıkarttık, toplandık, eylemler, protestolarla, neler nelerle kendimizi göstermeye çalıştık, ifade etmeye çalıştık. Her şeyi geçtik. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum diyen bir anlayışın buna nasıl izin verdiğini anlayamadığımızı söyledik. Olmadı. O meclis 275 milletvekilinin, AKP'li ve MHP'li milletvekilinin evet oyuyla katliam yasasını kabul etti. O gün bugündür de ki çok az bir süre geçti aradan neler neler duymadık. Ne yazık ki duymaya devam ediyoruz. Çünkü kötülüğün önü açıldı. Kötüler için yol açıldı. Şimdi zaten hali hazırda daha bu yasa çıkmadan önce mücadele ettiğimiz o insanlar rahatlıkla hareket ediyorlar. Rahatlıkla fütursuzca öldürüyorlar. Önce Niğde'ydi, sonra Ankara altında. Şimdi Silivri'den bir haber geldi. Bir anne ve iki yavrusunun öldürüldüğü yönünde. İki yavru köpeğin öldürüldüğü yönde. Üstelik yanlarında poşet içinde etler, kemikler bulundu ki tahlilleri yapılırsa muhtemelen zehirli çıkacaklar. Bir diğer yandan da Bitlis'in Ahlat ilçesinde 150 köpeğin öldürüldüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı ama yalanlandı. Fakat yalanlamalara ne kadar inanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Çünkü Niğde ve Altındağ içinde yalanlamalar vardı hatırlarsanız. Bu çukurun arkası şöyle devam ediyor ileri doğru. Altındağ barınak köpek katliamı. Yeni yapılıyor bu, depoyu yapalım. Niğde, Ankara ve şimdi de İstanbul. Kimi yerde katledip çukurlara attılar, kimi yerde ise zehirleyerek öldürdüler. Katliam yasasının meclisten geçmesiyle uygulanması bir oldu. Niğde'de onlarca köpeğin öldürülüp çukurlara atılması konuşulurken benzer manzara Ankara Altındağ'da ortaya çıktı. Her iki belediye de yasaya uygun diyerek kendini savundu. İstanbul Silivri'de ise şüpheli köpek ölümü yaşandı. Gümüşyaka Mahallesi gölet yakınlarında akşam saatlerinde iki yavru köpek ve bir anne köpeğin cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı gitti. Olay yerinde yapılan incelemede ölen köpeklerin yanında poşet içerisinde et ve deri kalıntıları bulundu. Köpeklerin zehirli et verilerek öldürüldüğü tespit edildi. Benzer görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinde de paylaşıldı. Yaklaşık 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerin tepki çekmesiyle Bitlis Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada iddia edilen olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Hayvanların yaşadığı vurgulanan açıklamada haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Desinler bakalım daha nelerle karşılaşacağız kim bilir. Bu arada AKP'nin içinden de bu katliam yasasına ve yaşananlara bu zulme karşı ses çıkarmaya başlayanlar oldu. Şamil Tayyar önemli bir isim, AKP'li bir isim. Şamil Tayyar eski AKP Gaziantep milletvekili hatırlarsanız daha önce de gazeteciydi diyebiliriz. Erdoğan'a seslendi ve bu zulmü durdurun, bir ses etmenize bakar dedi. Katliam yasasının geçmesiyle birçok ilden hayvan katliamları haberleri gelmeye başladı. Kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Bu manzaraya AKP içinde de tepki yükseldi. Aylarca tartışıldı. Sokakta hayvan hakları savunucuları, mecliste muhalefet. Hep bir ağızdan yaşamı savunuyoruz dedi. İktidarsa tepkilere kulak tıkadı. Katliam yasası mecliste kabul edildi. Yetmezmiş gibi evet oyu kullanan AKP'li vekiller bir de bu pozu verdi. Yasanın kabulünün ardından da korkulan oldu. Birçok ilde toplu mezarlar açıldı. Hayvanlar öldürülüp çukurlara atıldı. Yaşananlara AKP içinden de ses yükseldi. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından görüntülere tepki gösterdi. Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor. Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef taklası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermiyor.
vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter. Kibarca söylemiş Şamil Tayyar. Katil ruhlu alçaklar demiş. Daha çok fazlasını söylerim de ben. Haydi söylemiyorum. Yeterince konuşuyoruz zaten. Ama inanın konuştuklarımızın tahmin edemeyeceğiniz kadar fazlası var içimde. Ya neler neler söylemek geliyor insanın içinden bir bilseniz. Günlük hayatımızda tabii rahatça bunları ifade edebiliyoruz ama böyle burada hepsini ifade etmek mümkün değil. Şimdi tabii tepkiler devam ediyor. Niğde, Altındağ, Silivri, işte bakıyoruz başka yerlerden haberler geliyor, iddialar geliyor. Ama yaşam savunucularının, hayvanseverlerin yani aslında insan olanların bu katliam yasasına tepkisi devam ediyordu. Hem İstanbul'da hem Samsun'da protestolar vardı. Yasayı geri çek, katliam yasasını durdur diye yine haykırdı hayvan sevenler. Barın haklar, ölüm kampı. Barın haklar, ölüm kampı. Yaşam hakkı savunucuları sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan katliam yasasına karşı eylemlerini İstanbul Kadıköy İskele'de sürdürdü. Niğde ve Altındağ'da köpeklerin toplu bir şekilde katledildiği görüntüleri protesto eden yaşam hakkı savunucuları, kamuoyuna yansıyan görüntülerin buzdağının görünen yüzünü oluşturduğunu ifade etti. AKP ve MHP'nin kapalı kapılar ardında ve halkın ezici çoğunluğunun itirazına rağmen apar topar meclisten geçirdiği katliam yasası geçen cuma yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz bir haftada Niğde ve Ankara Altındağ'da köpekler toplu halde katledildi. Katliam yasasının öngördüğü vahşetin, katliamın boyutu zaman geçtikçe gün yüzüne çıkıyor. Niğde ve Altındağ'dan kamuoyuna yansıyan görüntüler buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturuyor. Ayakları bağlanmış, parçalanmış, kafalarına poşet geçirilerek öldürülmüş ve ölüm çukurlarına atılmış hayvanların görüntüsü iktidarın bu yasayla amaçladıklarının sadece küçük bir provası. Yaşam hakkı savunucuları halkın %85'inin katliam yasasını reddettiğini söyledi. Yarattığınız korku, düşmanlık ve nefret ortamında bile halkın %85'i katliam yasanızı reddediyor. Size bu ölüm ve katliam yasasını uygulatmayacağız. Bu yasayı eninde sonunda ya şimdi ya yarın geri çekmek zorunda kalacaksınız. Yaşam hakkı savunucuları hayvan katliamına karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı. Yaşanan katliamların her bir sorumlusu tek tek hesap verene dek ellerimiz yakalarında olacak. Hayvanseverler Samsun'da da yürüyüş düzenledi. Alfa Derneği, Mavi Yaşam, Samsun Bisiklet Grubu, Samsun Vosvos Grubu, Disk Emekli Sen, Samsun Şubesi, sokak hayvanlarının katliamını öngören yasaya karşı yürüdü. Hayvanseverler adına konuşan avukat Tuna Hangök, yasaya evet oyu veren milletvekillerini eleştirdi. Bu yasanın çıkmasında kimin parmağı varsa, oylamaya katılmayan milletvekilleri, yasaya evet oyu veren milletvekilleri, hepsinin bu hayvanların vebali üzerinde eli var ve iki yakası bir araya gelmeyecek artık. Gök, dünyanın ilk hayvan hastanesinin bu topraklarda kurulduğuna dikkat çekti. Biz dünyanın en merhametli milletlerinden biriyiz. Ve arkadaşlar, bu kanlı yasayı bu toprakların vicdan ve merhameti kaldırmıyor. Şimdi Balıkesir'e gideceğiz ve bunca katliam haberinin ardından iyilikle nasıl karşımıza çıkılabileceğini göstereceğiz sizlere. Bir iyilik haberi var sırada, bir sevgi haberi var, bir insan haberi var. Balıkesir'deyiz. Bir itfaiye eri. O itfaiye erinin davranışı gerçekten yüreklere su serpti, hepimizi gülümsetti. Bakın, itfaiye eri Seray Başol. Yangına müdahale için gittiği bir apartman dairesinde bitkin halde dumandan zehirlenen bir yavru kedi buluyor. Ve sonra kendi oksijen maskesini o yavru kediye takıyor ki o yavru kedi hayata dönsün diye.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipte yer alan itfaiye eri Seray Başol, yerde bitkin halde yatan yavru kediyi fark etti. Başol, kendi temiz hava solunum cihazını kediye takarak yaşama döndürdü. Minik kedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan ambulansıyla 6 Eylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakledildi. İlk müdahalesi yapıldı. 6 Eylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ndeki veteriner hekim, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yangın sırasında biliyorsunuz karbonmonoksit gazından sadece insanlar değil, bu canlılar da etkileniyor. Buraya geldiğinde ilk muayenesi yapıldı. Daha sonrasında gerekli görülen tahlilleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Burada bizim misafirimiz oldu. Şu an gayet iyi. Korkulacak bir durumu yok. İtfaiye eri Başol, yangına müdahale ederken minik kediyi baygın halde bulduğunu belirtti. Yangına müdahale ederken cam açmak için diğer odaya girdiğimde yerde bitkin halde bu miniğimizi buldum. Miniğimizi hemen kucaklayıp dışarıya çıkardım. Solunum sıkıntısı çekiyordu. O yüzden kendi temiz hava solunum cihazımı çıkartıp ona taktık. Solunum desteği sağlandıktan sonra kendine gelmeye başladı. O sırada üst amirlerin vetbülans ekiplerine haber verdiler. Vetbülans ekipleri sonrasında geldiğinde miniğimizi teslim aldılar. Hayvan hastanesine götürüp tedavisine devam ettiler.